2'ye 2 bir matrisin öz değerlerinin nasıl bulunacağını daha önce görmüştük. Gelin şimdi de 3'e 3 bir matrisin öz değerlerinin nasıl bulunacağını görelim. Takdir edersiniz ki matematiksel işlemler biraz daha karmaşık olacak ve bunun için bunu bulmak biraz daha zorlaşacak. Pekala, Lambda A matrisinin bir özdeğeri olsun. Tanım gereği ancak ve ancak bunun gösterimi böyle biliyorsunuz ancak ve ancak A çarpı sıfıra eşit olmayan bir v vektörü eşittir lambda çarpı aynı v vektörüdür. V'nin sıfıra eşit olmadığının da altını özellikle çiziyorum. Bu vektöre öz vektör de diyebilirim ama sıfıra eşit olmayan v vektörü diyorum. Bu ifade doğrudur. Evet ancak ve ancak buradan devam edeyim. Bu ifade doğrudur. Ancak ve ancak bu konuyu işlemiştik. Tekrar üzerinden geçiyoruz. Çünkü bu işlemlerle 10 yıl sonra karşılaştığınızda formülü hatırlamak zorunda kalmanızı istemiyorum. Bunları nasıl yazdığımızın arkasındaki mantığı öğrenmenizi istiyorum. Evet, bu ifade doğrudur. Ancak ve ancak her iki yandan da a çarpı v'yi çıkaralım. 0 vektörü eşittir. Lambda çarpı v yerine lambda çarpı birim matris çarpı v yazacağım. Evet, birbirlerine eşittir. Birim matris ile v'yi çarparsanız sonuç yine v'dir öyle değil mi? Eksi a çarpı v. Üstteki eşitliğin her iki yanından da a çarpı v'yi çıkardım ve burada v yerine birim matris çarpı v yazdım. Evet, bu ifade doğrudur ancak ve ancak sıfır vektörü eşittir lambda çarpı birim matris eksi a çarpı v. Eşitliğin sağ yanını v parantezine aldım. Sonuçta şu anda elimde bir matrisin v ile çarpımı var. Bu ifade doğrudur ancak ve ancak bu ifadeyi şöyle yazayım lambda çarpı birim matris eksi a. Bu bir matris aslında. Bu matrisi v ile çarparsak sıfıra eşit olmak zorunda. Bunun koşulu da v'nin sıfıra eşit olmayan bir vektör olması. Bu da şu demek altını çizdiğim bu matrisin sıfır uzayının aşikar olmayan bir çözümü vardır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Sütunları doğrusal bağımsız değildir. Şöyle de ifade edebiliriz. Tersinir bir matris değildir. Ayrıca şöyle de ifade edebiliriz. Determinantı sıfırdır. Lambda a'nın bir özdeğeridir ancak ve ancak buraya kadar yazdığımız her bir adım doğrudur. Bu son yazdığım ifadede de sıfıra eşit olmayan bir v vektörü için doğrudur ancak ve ancak lambda çarpı birim matris eksi a'nın determinantı sıfıra eşittir. O videonun ana fikri işte buydu. Galiba 2 veya 3 video önce işlemiştik. Şimdi gelin bunu elimizdeki 3'e 3 matrise uygulayalım. Birim matriste 3'e 3 olacak elbette. R küp uzayındaki lambda çarpı birim matriste şuna eşit olacak. Evet lambda, lambda, lambda ve diğer tüm bileşenler 0 olacak. Birim matrisin bu köşegeni birlerden oluşur. Bu nedenle birim matrisi lambda ile çarpı çarparsak sıfıra eşit olmayan bileşenler o köşegen üzerindeki bileşenler olurlar. Diğerlerinin tamamı sıfırdır. Birim matrisin lambda ile çarpımı buna eşit. O halde lambda çarpı birim matris eksi a şuna eşittir. Aslında bunu bulmak son derece kolay. Lambda eksi, eksi 1, lambda artı 1'dir. 0 eksi 2, iki, eksi 2'dir. 0 eksi 2, iki, eksi 2'dir. 0 eksi 2, iki, eksi 2'dir. Bunu da yazayım. 0 eksi 2, iki, eksi 2'dir. 0 eksi eksi 1, bir, artı 1'dir. 0 eksi eksi 1, bir, artı 1'dir. Evet, köşegeni halledelim. Lambda eksi 2, bu da lambda eksi 2. Lambda A matrisinin bir öz Ancak ve ancak bu matrisin determinantı sıfıra eşittir. Şimdi gelin bu matrisin determinantını hesaplayalım. Bunu hesaplamanın en kolay yolu, en azından bana göre en kolay yolu, Sarus yöntemini kullanmak. Gelin determinantı hesaplamak için Sarus kuralını kullanalım. İlk iki sütunu alacağım. Böyle kopyaladıktan sonra hemen yana yapıştıracağım. Ardından da bunların çarpımını, bunların çarpımını ve bunların çarpımını toplayıp o toplamdan bunların çarpımını, bunların çarpımını ve bunların çarpımının toplamını çıkaracağım. Hadi başlayalım. Lambda artı 1 çarpı lambda eksi 2 çarpı lambda eksi 2 artı... Eksi 2 çarpı eksi 2 4 eder. Artı 4. Eksi 2 çarpı eksi 2 burası da 4 eder. Artı 4 daha. Şimdi de bunların çarpımı eksi bunların çarpımı eksi bunların çarpımı işlemlerini yapacağız. Eksi eksi 2 çarpı eksi 2 4 eder. Çarpı lambda eksi 2. Bu köşegen tamam. Eksi lambda artı 1. Sırada bu köşegen var. Eksi 2 çarpı eksi 2 4 eder. Eksi 4 çarpı lambda eksi 2. Bakalım şimdi bu ifadeyi sadeleştirebilecek miyiz? Bu ikisinin toplamı 8 eder. Buraya bakalım. Lambda artı 1 çarpı. Bu ikisini çarparsam lambda kare eksi 4 lambda artı 4 olur öyle değil mi? Bir de buradaki artı 8 var. Buradaki her şeyi çarpalım gitsin bence. Eksi 4 lambda artı 8 eksi lambda eksi 1 eksi 4 lambda artı 8. Bu yeni ifadeyi sadeleştirebilecek miyim? Bir de buna bakayım. Sabit terimler neler? Burada bir 8 var, eksi 1 var, 1 8 daha var, 1 8 daha var. O halde 24 eksi 1'den 23 eder. Şimdi de lambdalı terimlere bakalım. Eksi 4 lambda var, eksi lambda var, 1 eksi 4 lambda daha var. Eksi 8, eksi 1 daha, eksi 9 eder. O halde eksi 9 lambda artı 23 de yanında. Şimdi de bu ifadeyi daha sade hale getirelim. Öncelikle lambdayı bu parantez içindeki ifadeyle çarpmamız gerekiyor. Lambdanın küpü eksi 4 lambda kare artı 4 lambda artı lambda kare eksi 4 lambda artı 4. Az önce bulduğumuz bu terimler de var. Yeniden bir sadeleştirme yapacağız. Sabit terimlerimiz hangileri? 23 var ve 4 var. Yani artı 27. Şimdi sırada lambdalı terimler var eksi 9 lambda var, artı 4 lambda var ve eksi 4 lambda var. Bu ikisi birbirini götürür ve elimde yalnızca eksi 9 lambda kalır. Lambda kareli terimlerim neler? Artı lambda kare var ve eksi 4 lambda kare var. İkisini toplayınca eksi 3 lambda kare etti ve son olarak da elimdeki tek lambdanın küpü terimini yazacağım. Bu gördüğünüz matrisimizin karakteristik polinomu. Bu ayrıca matrisin herhangi bir lambda için determinantıdır. Ne demiştik? Bu sıfıra eşittir. Ancak ve ancak lambda bir özdeğerdir. O halde buraya eşittir sıfır yazabilirim. Şanslı mıyız, şanssız mıyız bilemedim ama bunun aşikar bir çözümü var ama onu bulmak çok çetrefilli, büyük bir vakit kaybı. Bu nedenle karesel bir polinomun çarpanlarına ayrılması işlemini uygulayacağız. Bu soruyu bir kitapta gördüm. Böyle bir soruyla doğrusal cebir dersinde karşılaşırsanız hatta genelleştirelim. Cebir dersinde karşılaşırsanız. Çünkü işin içinde illa özdeğer kavramının olması gerekmiyor. Çözüm kümesi muhtemelen tam sayılardan oluşur. Çözüm kümesi tam sayılardan oluşuyorsa polinomun kökleri buradaki terimin çarpanlarıdır. Hele ki buradaki katsayı bir ise Olası kökleri yazmak için 27'nin çarpanlarına bir bakalım. Bunlar 1, 3, 9 ve 27. Bunlar polinomun olası kökleri. Hepsini tek tek deneyelim. 1 için 1 eksi 3 eksi 9 artı 27. Bu 0'a eşit değil. 1 eksi 3 eksi 2 eder, eksi 9 eksi 11 eder, artı 27 artı 16 eder. Evet evet sıfıra eşit değil, o halde 1 kökümüz değil. Peki 3'e bakalım, 3'ün küpü 27 eder, Eksi 3 kere 3'ün karesi 3 kere 9 demek. Eksi 27 eder. Eksi 9 kere 3 eksi 27 eder. Artı 27. Evet bu işlem 0'a eşittir. Gayet şanslıyız. İkinci denememizde 0'a ulaştık. 3 ile 0'a ulaştığımıza göre x eksi 3 bu ifadenin çarpanlarından biridir. Yani x eksi 3 ile bir şey çarptığımızda aa, x değil. Evet, lambda demeliyim tabii. Ee, gelin diğer kökü de bulalım. Bu ifade yani lambda'nın küpü eksi 3 lambda'nın karesi eksi 9 lambda artı 27 bölü lambda eksi 3 yazacağım. Peki sonuç ne olur? Lambda'nın küpünü lambda'ya bölersek lambda kare olur. Lambda kareyi bununla çarpalım. Lambda kare çarpı lambda lambda'nın küpüdür. Lambda kare çarpı eksi 3 eksi 3 lambda karedir. Bunları birbirinden çıkarırsak sonuç sıfırdır. Ardından bunların tümünü aşağı indiririz. Eksi 9 lambda artı 27. Mavi renkle yazdığımız ifadeyi kırmızı renkli ifadeden çıkarınca geriye bu kaldı. Şimdi bu ifadeyi de lambda eksi 3'e böleceğiz. Eksi 9 lambda içinde eksi 9 adet lambda vardır. Buraya eksi 9 yazıyorum. Eksi 9 çarpı lambda eksi 3. Eksi 9 lambda artı 27 eder. Evet işler yolunda gitti ve sıfırı elde ettik. Karakteristik polinomumuz bu biçimde sadeleşti. Lambda eksi 3 çarpı lambdanın karesi eksi 9. Elbette ki lambda matrisimizin gerçek bir özdeğeri ise bu ifadeyi sıfıra eşitlemeliyiz. Altını çizdiğim bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak çok kolay. Onu da çarpanlarına ayırdığımızda ifademiz şu hale gelir. Lambda eksi 3 çarpı lambdanın karesi eksi 9 neye eşit? Lambda artı 3 çarpı lambda eksi 3'e. Evet bu da eşittir 0. Bu köklerden birini zaten bulmuştuk. Köklerden birinin 3 olduğunu biliyorduk. Buraya bakınca görülüyor zaten. 3'e 3 bir matrisi olan A matrisimizin olası özdeğerleri şunlar. Lambda eşittir 3 ve lambda eşittir eksi 3. Bunlar karakteristik polinomumuzu veya bu matrisin determinantını 0 yapan değerlerdir. Bu koşullar neyin koşullarıydı peki? Lambda'nın 0'a eşit olmayan bir v vektörünün özdeğeri olabilmesinin koşullarıydı. Bir sonraki derste artık öz değerleri bildiğimize göre öz vektörleri bulacağız.